ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyiciler. Tarım ve Yaşam'ın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün çok güzel konularla birlikte sizlerleyiz efendim. Yerel çeşitlerimizden bahsedeceğiz. Biyolojik zenginliğimizden bahsedeceğiz aslında bakarsanız. Biyolojik çeşitlilik içerisinde yerel çeşitlerin öneminden, gen erozyonuna karşı yerel çeşitlerin korunmasından, yerel çeşitlerin ıslah programında değerlendirmesine kadar birçok detaylı konuyu sizlerle birlikte işleyeceğiz efendim. Değerli hocam, 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Balkaya hocamla birlikte güzel bir söyleşiye başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ali Talip Bey. Ben de sizlere iyi akşamlar diliyorum. Hem de Köy TV izleyicilerimize merhaba diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Evet hocam, çok güzel bir konuyla birlikteyiz. Bugün yerel çeşitlerimizden bahsedeceğiz. İlk olarak şöyle genel bir soruyla başlamak istiyorum. Yerel çeşit kavramı nedir hocam? Yerel çeşitlerimizin önemi nedir? Bununla programımıza başlayalım isterseniz. Yerel çeşit kavramı farklı şekillerde insanlar tarafından dile getiriliyor. Günümüzde bir de moda deyimiyle işte kimi ata tohum diyor, kimi yerel çeşit diyor, kimi yerel tohum diyor, kimi köy çeşidi diyor, kimi köy popülasyonu diyor. Ama özünde baktığınız zaman bu kavramı doğru şekilde bir analiz etmek lazım. Yerel çeşit genel olarak şöyle tanımlayabiliriz. Farklı kültürlerde, farklı coğrafyalarda, bin yıllık birikimlerin sonucunda ortaya çıkmış, geçmişten günümüze ulaşmış olan önemli kültürel miras olarak ifade edebiliriz. Yani baktığımız zaman bugün bu mevcut genetik kaynaklar içerisinde de en önemli kısmı oluşturuyor yerel çeşitler. Ve evet, bu kapsamda baktığımızda da bizim için aslında teknik anlamda doğru olarak kullanılması gereken kavram yerel çeşit kavramıdır. Bunu bazı İngilizce terminolojideki kelimelerle kullanımını yaparken doğru geçirmemişiz. Heirloom ve land race kavramları doğru ifade edilmemiş teknik anlamda. Bu anlamda baktığınızda yerel çeşidi seyircilerimizin de anlayabileceği şekilde şöyle aslında tanımlamakta yarar var diye düşünüyorum. Yerel çeşitler öncelikle belirli bir çevre koşuluna adaptasyon yeteneği gerçekleşmiş olan ve klasik anlamda bir ıslah programı oluşmamış, yani herhangi bir gerçek bir resmi anlamda bir ıslah programıyla yürütülmemiş, mevcut yetiştiricinin sürekli olarak kullanımı, onun yakından gelenekleriyle doğru bir şekilde ilişkili olarak değerlendirdiği değişken bir popülasyon olarak tanımlıyoruz aslında. Yani baktığımızda bu çeşitlerde kesin bir ıslah programı yok ve çiftçi elinde aslında kendi arzu ettikleri özellikler doğrultusunda, o bölgenin ekolojik istekleri doğrultusunda ve mevcut materyal içerisinde o yöreye en iyi adapte olmuş, kalite özellikleri yönünden üstün niteliklere sahip olan genetik materyaller olarak veya köy çeşidi veya köy popülasyonu olarak tanımlıyoruz. Yani burada ata tohumu dediğimiz kavram, aslında biz biraz önce ifade ettim, yani farklı kültürlerin binlerce, atalarımızın aslında geçmişten günümüze binlerce yıllık birikimi sonucunda bizlere ulaşmış önemli bir miras. Ama burada bizim vurgulamamız gereken nokta, belirli türler zaman içerisinde introdüksiyon yoluyla veya farklı kaynaklarla farklı ülkeler ülkelere zamanla gelmiş olabiliyorlar. Dolayısıyla bu türler en az 100 yıllık bir süreç içerisinde o kültürlerde kullanılmaya başlamasıyla birlikte zaman içerisinde yerel çeşitler haline dönüşebiliyorlar. Bu konuda şöyle güzel bir örnek verebilirim. Bakın, domates Anadolu'ya 1800'lü yıllarda gelmiş. Yani orijini Orta ve Güney Amerika. Ama zaman içerisinde 100 yıllık, 200 yıllık bir geçmiş içerisinde ülkemizde de özel bölgelerde o habitatlar içerisinde ülkemize uygun ekotipler ortaya çıkmaya başlamış ve bu şekilde kültür, yerel çeşitler olarak günümüze gelmiş. Bakıyorsunuz patatesine Orta Amerika kökenli bir tür, ama bugün Avrupa'da en yaygın yerel çeşitlerin bulunduğu alanlardan birini oluşturuyor. Dolayısıyla yerel çeşitler kendi içerisinde baktığınız zaman kavram olarak doğrusu yerel tohum, yerel çeşit,
bunu kullanmamız daha doğrudur diye düşünüyorum. Ama ata tohumu teknik anlamda mesela lahana bizim hem orijini hem kendimize ait bir tür. Hem de bugün birçok yerel materyalimiz var. Ata tohumu olarak ifade edebiliriz. Dolayısıyla yerel çeşit olarak oluşabilmesi için yüzyılların bir gelenek kültür süreci içerisinde devamlılığının olması, o yöreyle zaman içerisinde özdeşleşmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, yani hocam şunu anlayabiliriz. Ata tohum ve yerel çeşitler farklı kavramlar değil aslında. Birbiri içine geçmiş. Aslında teknik anlamda farklılıkları var ama özellikle tüketiciler tarafından veya üreticilerimiz daha son yıllarda da özellikle moda tabiriyle daha yaygın bir kullanım ismi olduğu için daha çok ata tohumları olarak ifade ediliyor ama teknik anlamda ata tohumu bunu karşılamıyor. Peki hocam, bu yerel çeşitlerin, daha doğrusu ata tohum da diyoruz, bunların önemi nedir bizler açısından, ülkemiz açısından? Öncelikle tabii yerel çeşitler bizim için özellikle o bölgeye en iyi adaptasyon yeteneğini sağladıkları için o bölgede mevcut şartlarda en iyi üstün performansı gösteriyorlar. Yani kalite özellikleri yönünden yüksek. Yine bu bölgelerde daha az ilaçla, daha az su ve sulama, gübreleme gibi uygulamalar az dahi olsa bununla birlikte hayat döngülerini devam ettirebilme özelliklerine sahip. Tabii o yörelerin ekolojik yapısından kaynaklı olarak da özellikle kalite özellikleri yönüyle öne çıkıyor yerel çeşitler. Baktığınız zaman özellikle besin içerikleri yönünden tabii burada o yörenin kendi geleneksel gıda içerisinde kendine has yemekleri ve beslenme alışkanlıkları ile beraber bu yerel çeşitlerin de kullanımı ve önemi artmaya başlıyor ve farklı şekillerde hayatın her alanında kullanıma sunulma şansına sahip oluyor. Tabii bunun dışında özellikle istikrarlı bir verim kapasitesine sahip, yani zorlu her türlü iklim koşulları altında da bir verim potansiyeline sahip, istikrarlı bir verim potansiyeline sahip. Bu da insanların yaşamalarını devam ettirebilmeleri için yaşamlarında var olan gıdaya ulaşmaları noktasında sürdürülebilirliğin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Tabii biz ıslahçılar açısından da özellikle bugün var olan çeşitlerin geliştirilmesinde de en önemli nitelikli genetik kaynaklar içerisinde yer alıyor. Bu belirtmiş olduğum üstün özellikleri nedeniyle bugün birçok tohum firması, ıslah firması tarafından günümüzde bu yerel çeşitlerin kullanımı ve köy tipi popülasyonlardan yararlanarak o eski damak tadımıza uygun çeşitlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Tabii bu kadar üstün özelliği olmasına rağmen günümüzde genetik kaynaklar içerisinde aslında en çok gen erozyonuna uğrayan grup. Bunun da nedeni şu, biraz önce üstün özelliklerini ifade ettim ama yerel çeşitlerin özellikle bugün modern tarımda özellikle en çok kullandığımız çeşit grubunu tohum sektöründe hibrit çeşitler oluşturuyor Ali Talip Bey. Evet. Dolayısıyla bu hibrit çeşitlerin verim unsurları yönünden karşılaştırdığımızda yerel çeşitlerle verim potansiyelleri oldukça düşük. Biraz önce ifade ettim. Zorlu koşullarda belirli bir verim potansiyeline sahip ama hibrit çeşitlerle karşılaştırdığınızda arasında devasa bir farklılık olduğunu görüyorsunuz. Öyle olunca da üreticilerimiz son yıllarda özellikle bu yerel verimi düşük olan yerel çeşitleri kullanmaktansa daha yüksek verim potansiyeline sahip olan bu hibrit çeşitleri kullanma eğilimindeler. Bu hocam bir dezavantaj olarak mı gözüküyor yerel Doğru. çeşitler açısından? Mevcut şartta tabii dezavantaj olarak ifade edebiliriz Ali Bey. Peki hocam, avantajları neler bu yerel çeşitlerin kullanımının? Yani biraz önce ifade ettik. Kalite özellikleri yüksek. İkincisi hastalık ve zararlara dayanıklılık özelliği. Daha doğrusu biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanıklılıkları yönünden üstün performansları var. Çünkü belirli o ekolojilerde ayakta kalabilmeleri bu artı dayanıklılık özellikleri sayesinde gerçekleşiyor ve daha az ilaçla, daha az
gübreyle, daha az suyla bu bitkiler hayatlarını devam ettirebilme kapasitesine sahipler. Bu da artı bir özellik. Fakat burada tabii biraz önce ifade ettik, en öne çıkan özelliği kalitedir verimden ziyade. Yani kalite yönünden, o özellikle tat ve aroma bileşenleri yönünden özgün ürünlerin oluştuğunu görüyoruz. Anadolu'ya özgün çok sayıda yerel çeşidin ortaya çıktığını görüyoruz. Yine bu artı özelliklerin dışında maalesef bu yerel çeşitlerde ıslah açısından bir örnek bir bitki popülasyonu yok. Yani bitkilerin hepsi birbiriyle aynı değil. Zaten bugüne kadar ki bu biyolojik çeşitliliğin yüksek olmasındaki ana unsurlardan biri bu yerel çeşitlerdeki genetik çeşitliliğin yüksek derecede gerçekleşmesi. Dolayısıyla tek bir standart çeşit olmadıkları için aynı kalitede uniform ürün verim eldesi maalesef mümkün olmuyor. Bu da yine yerel çeşitlerin dezavantajı olarak ifade edebiliriz. Yine günümüzde intensif tarımda aşırı gübre kullanımı, yine sulamaya da uygun bir genotip değil yerel çeşitler. Bu anlamda da yine önemli bir dezavantajı. Tabii ticari anlamda bunların tohum üretiminde, bunların elinizde tohumları üretmeye kalktığınızda da standart bir tohumluk üretimi gerçekleşmiyor. Bu da yine dezavantajı olarak ifade edebiliriz. Evet hocam, gen erozyonundan bahsettiniz hocam. İlk olarak şöyle bir gen erozyonu nedir? Bundan kısaca bahsedebilir miyiz? Şöyle söyleyelim. Tabii biraz önce ifade ettim, genetik kaynaklar maalesef gen erozyonuna en fazla uğrayan grup. Ve bugün dünyada baktığınızda tarımsal biyolojik çeşitlilik içerisinde her geçen gün bu kültür bitkilerindeki yerel çeşitlerin payı oldukça azalıyor. Literatürde bu kayıpların özellikle türlere göre değişmekle beraber %50 ile %75 gibi oldukça yüksek oranda hızlı bir şekilde arttığını gösteriyor. Bunun anlamı şu, yani biz gen erozyonu derken seyircilerimizin de iyi anlayabilmesi için şöyle diyelim. Özellikle tarımsal üretim yapılan alanlarda hibrit çeşitlerin üreticiler tarafından daha fazla yetiştiriciliğinin payının artmasıyla beraber yerel çeşitlerin zaman içerisinde ortadan kaybolması, bununla birlikte şehirleşme, bu tarım alanlarının şehirleşmesi, endüstrileşme, özellikle sanayi fabrikalarının bulunması, yol baraj yapımı gibi faktörlerden dolayı zaman içerisinde o bölgedeki yerel çeşitlere ait genetik materyalin ortadan kaybolması durumuna gen erozyonu veya genetik erozyon diyoruz. Bakın burada önemli olan husus, en önemli husus, tarımsal üretim alanlarımızın her geçen gün azalış göstermesi, yine küresel ısınmanın getirdiği olumsuzluklar ve bunun neticesinde birçok bitki türünün, kültür formlarının zaman içerisinde hızlı bir şekilde ortadan kaybolması durumuna biz gen erozyonu diyoruz. Evet hocam. Peki bunlar bu gen erozyonunun yerel çeşitler açısından bir dezavantajı da olduğu kesin. Çünkü dediğiniz gibi verim yönünden hibrit çeşitlere göre daha az verimli türler. Bu açıdan baktığımızda genetik erozyondan en fazla etkilenen çeşitler de bunlar olması gerekiyor. Evet, doğru. Dolayısıyla bizim için, ama bunlar biraz önce programımızın başında dedik ya Ali Talip Bey, bunlar 1000 yıllık ürünler. Yani bize atalarımızdan gelen, geçmişten günümüze, bu kültürümüzle beraber, bu coğrafyada bize kültürel miras, yani biyolojik çeşitliliğimizin de aslında en önemli yapısal göstergesini oluşturuyor. Bizim burada yapmamız gereken bu var olan yerel çeşitlerin korunması noktasında ne yapabiliriz? Bu konuda müsaade ederseniz bilgi vermek isterim. Tabii ki hocam. Öncelikle burada son yıllarda yerel çeşitlerin bu zengin genetik çeşitliliğin devamı noktasında bize düşen iş sadece çiftçilere tarafına bırakmamak, bizim gerek üniversiteler olarak gerekse Tarım Bakanlığı bünyesindeki araştırıcılar, enstitüler kanalıyla bunların özellikle tekrar kazandırılması ve devamlılığının, sürdürülebilirliğinin sağlanması büyük bir önem taşıyor. Bu kapsamda yerel çeşitlerin gerek tohum gen bankaları, gerekse arazi gen bankalarında
koruma altına alınması, biz buna ex situ muhafaza yöntemleri diyoruz. Ya da bitkinin kendi yaşadığı doğal yaşam alanı içerisinde koruma altına alınması gerekiyor. Buna da biz in situ muhafaza diyoruz. Dolayısıyla bizim için olmazsa olmaz yapmamız gereken şey bu genetik kaynakların koruma altına alınması. Peki bunun için Türkiye'de neler yapıldı veya neler yapılması gerekiyor? Müsaade ederseniz onlarla hakkında bir bilgi verebilirim. Tabii ki hocam. Şimdi bizim ülkemizde 1950'li 60'lı yıllardan itibaren özellikle birçok tarla bitkisi türünde veya sebze türlerinde yerel genetik kaynaklarımızın toplanması, karakterizasyonu üzerinde ve tohum gen bankalarında korunmasına yönelik olarak çok sayıda faaliyet yürütülmüş ve bu faaliyetler kapsamında da bizim atalarımızdan, geçmişimizden gelen bu tohumların korunması konusunda çalışmalarımız gerçekleşmiş. 1974 yılında bugünkü Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde ilk ulusal tohum gen bankasını kurmuşuz Ali Bey. Ve bu tohum gen bankasında bugün 60 binin üzerinde gerek tahıllar, sebze, yine yemeklik dane baklagilleri, endüstri bitkileri gibi birçok türe ait gen kaynağını muhafaza etmekteyiz. Daha sonraki süreçte biz hem bu gen bankalarındaki materyalin yenilenmesi, gerek bu duplikasyonların yapılmasına yönelik olarak bir örnek seti daha sonra 1980'li yılların ortasında Ankara'daki Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne gönderilmiş. 2000'li yılların ortasında ise 2010 yılında Türkiye Tohum Gen Bankası'nı kurmuşuz. Ve bu gen bankasında da yine örnek setler muhafaza edilmekte. Burada da yine genetik materyalin büyük bir kısmını daha çok tarla bitkilerine ait örnekler oluşturuluyor. Ve burada özellikle Türkiye'de yerel genetik kaynakların toplanması konusunda ilk çalışmaları başlatan Mirza Gökgöl'dür. Onu yad etmek isterim. Çünkü bu anlamda ülkemizde genetik kaynakların toplanması konusunda ilk çalışmaları o günkü Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin 1930'lu yıllarda o günkü zor şartlarda başarmış ve bugün binlerce buğday genotipine ait variyeteler bugün hala İzmir'deki Tohum Gen Bankası'nda muhafaza edilmekte. Günümüzde bu yerel çeşitlerin tohum dışında yine biyoteknolojik yöntemlerden de yararlanarak korunmasına yönelik çalışmalar mevcut. Özellikle tohumla çoğaltılması zor olan türlerde veya çok yıllık bitki türlerinde de ülkemizde araştırma enstitüleri kanalıyla arazi gen bankaları kurulmuş Ali Talip Bey. Ve bu kapsamda da özellikle birçok meyve türünün koleksiyon bahçeleri oluşturulmuş. Örneğin Ordu'da Fındık Araştırma Enstitüsü'nde fındık gen kaynaklarımızı oluşturan koleksiyon bahçeleri mevcut. Evet. Karadeniz Araştırma Enstitüsü'nde Samsun'da yine Trabzon Hurması Gen Bankası, yine kestane ile ilgili bir gen bankası mevcut. İncir Araştırma Enstitüsü'nde yine incirle ilgili, zeytinde yine aynı şekilde ülkemizin var olan genetik materyallerinin bir araya getirildiği koleksiyon bahçeleri oluşturulmuş ve bu şekilde günümüze tohum gen bankaları şeklinde burada da yüzlerce binlerce materyali koruma altına almışız. Ama burada önemli olan iki tane hususu sizle paylaşmak isterim. Tabii ki. Birincisi hocam. Burada tabii biz ne kadar çok genetik materyali koruma altına alırsak gelecek nesillere bunları aktarma noktasında önemli bir adım yaparız. Ama bunları karakterize edemedikten sonra, yani bitki özelliklerini belirlemeyip ıslah programlarında kullanmadıktan sonra bizim için nitelikli bir genetik kaynak haline dönüşemiyor maalesef. Burada tohum gen bankalarında kural şudur: düşük sıcaklıkta, düşük tohum neminde tohumların canlılıklarının devam ettirilmesine esas alan bir sistemdir. Öyle olunca da bizim buradaki tamam soğuk zincirde tohumların yaşam ömrünü uzatıyoruz ama bunları yenilemediğimiz takdirde, aksesyon dediğimiz genetik materyalleri bitki özellikleri yönlerinden tanımlayıp bunların niteliklerini belirlemediğimiz sürece, bunları etkin bir şekilde ıslah programlarında kullanmadığımız sürece hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla buradaki en önemli husus bunların
nitelikli materyaller haline dönüştürülmesi ve bunu ıslahçıların kullanımına açılması. Sadece araştırma enstitüleri ve üniversitelerdeki ıslahçılar için değil, ülkesel bazda bizim daha önceki programlarımızda özel 1100 tane tohum firmamız var Türkiye'de. Bunların araştırma kuruluş belgesi olan 350'nin üzerinde firmamız var. Dolayısıyla bu araştırma kuruluş belgesi olan bu firmaların da bu yerel çeşitlerden yararlanarak kendi ıslah programlarını oluşturulması büyük önem taşıyor. Bakın bugün şöyle bir notlara bakarken özellikle Türkiye Tohumcular Birliği'nin pardon, önceki başkanlarından birinin açıklaması var. Bir gazete küpürü orada gördüm. Tohum ıslahında diyor gen bankalarından yararlanamıyoruz. Dolayısıyla bizim bu gen bankalarını da özel sektöre açmamız doğru bir yaklaşım olacak. Çünkü sadece korumak demek, kavanozlarda bekletmek demek değildir. Genetik kaynakları, yerel çeşitleri biz etkin bir şekilde kullanabilmemiz için ıslah programlarında yararlı dönüşür hale getirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bunların işte zaman içerisinde canlılıklarını kaybederek niteliklerini kaybediyor ve tekrar o bölgelerden de tekrar survey çalışmalarının bir yapılmasına ihtiyacımız var. Bu da tekrar ek bir masraf oluşturuyor. Onun için bizim bu materyali, elimizdeki yerel çeşitleri, bitki özelliklerini iyi bir şekilde belirleyerek, uluslararası standartlara göre belirleyerek kullanmamız gerekiyor. Tabii bunlar tabii pahalı yatırımlar. Evet. Yani tohum gen bankaları. Sonuçta nitelikli elemanlara ihtiyaç var. Nitelikli, yeterli miktarda araziye, altyapıya ihtiyacınız var. İzolasyon alanlarına ihtiyacınız var tohum üretimleri açısından. O nedenle yerel çeşitleri korumak önemli bir amaç. Ama bunu yaparken de bizim bu konuda son yıllarda güzel çalışmalar oluyor Tarım Bakanlığı tarafından. Onları da ifade edeyim müsaade ederseniz. Tabii ki hocam, buyurun. Özellikle son yıllarda bu ata tohum kavramı öne çıkarılarak birçok yerde Tarım Bakanlığı'nın destekleriyle yerel tohum buluşmaları kapsamında çalışmalar gerçekleştiriliyor. Böylece farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. En son da 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Tarım Bakanlığı ile birlikte bir proje başlatıldı. Mirasımız Yerel Tohum Projesi kapsamında özellikle bakanlık bünyesinde TİGEM, TAGEM ve BÜGEM kanalıyla ülkesel bazda bu ata tohum olarak ifade edilen genetik kaynakların toplanması ile ilgili çalışmalar gerçekleştirildi. Ve bu kapsamda bu Tarım Bakanlığı'nın sitesinde ben bunu gördüm. 2019 yılı itibariyle diyor 1131 tane tohum gen bankasına ulaşan genetik materyalin olduğu ifade ediliyor. Yine bunun dışında özellikle son şeyde baktığımızda ne olmuş bu materyaller diye bir merak ettim, bir araştırayım dedim. Ve bugün TAGEM'deki ıslahçı arkadaşlarımızın gayretleriyle bu toplanan materyalin 37 tanesinin yerel çeşit olarak kayıt altına alındığı, tohum üretimlerinin gerçekleştirildiği ve üreticilerimize, bunu arz eden çiftçilerimize satış noktasında gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Dolayısıyla bu çok güzel bir hizmet. Emeğe geçen tüm ıslahçılara, araştırıcılara, ziraatçı arkadaşlarımızın hepsinin ellerine sağlık. Bu önemli bir başarı. Bunun sonuçlarını tabii gelecekte daha iyi göreceğimizi ifade etmek isterim. Bu anlamda güzel çalışmalar tabii bunlar. Yine bunun dışında özellikle Türkiye Tohumcular Birliği'nin de bu kapsamda faaliyetleri var. Özellikle sosyal sorumluluk projesi olarak yerel tohumun izinde diye bir projeleri var Halit Talip Bey. Her yıl çağrıya çıkıyor. Belirli çağrı kapsamında özellikle ülkemizin burada da tabii Gen Bankası'ndaki arkadaşlarla birlikte çalışmak koşuluyla ülkemizin farklı bölgelerindeki yerel çeşitlerin toplanması, ıslah programlarının alınması, kazandırılması, geriye dönük olarak
ile geleceğe yönelik olarak kazandırılması noktasında güzel çalışmalar. Türkiye Tohumcular Birliği de bu anlamda var olan yerel çeşitlerimizin korunması, farkındalığın oluşturulması yönünde önemli bir faaliyet yapıyor. Onları da bu anlamda tebrik etmek lazım. Yine bunun dışında özellikle son yıllarda birçok belediyemiz bu ata tohumu ve yerel tohum kavramını daha öne çıkarmak ve bu kapsamda faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Burada da tabii benim naçizane önerim özellikle bu yerel tohum olarak tohum takas şenlikleri de düzenleniyor. Bunların evet. kontrollü koşullarda olmak suretiyle gerçekleştirilmesi birçok hastalık ve zararlının da farklı bölgelere yayılmasını önleyebilecek. O yüzden bunları izole alanlarda çoğaltarak bunları kontrolünü yaparlarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü tohum hepimizin geleceğe yönelik sahip çıkmamız lazım. Doğru. Ve bunu yaparken de bilinçli uzman kişiler kontrolünde yaparsak daha doğru sonuçlar alırız diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Şu Anadolu'nun birçok köyünde aslına bakarsanız hala kullanılıyor ata tohumları da. Bu kapsamda desteklemeler var mıdır hocam? Mesela ata tohumu kullanan çiftçilerimize farklı bir destekleme. Şimdi şöyle aslında bugün biz köylere gittiğimiz zaman bir ıslahçı olarak farklı zamanlarda gene kaynağı toplama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Genellikle bu ata tohumu olarak evin yaşlı neneleri diyelim büyükleri tarafından bunlar çoğaltılıyor, devamı getiriliyor. Ve şu an maalesef köylerimizde 40 yaşın üzerindeki insanlar tarafından bu tohumlar işte bilinen özellikleriyle devam ettirilmeye çalışılıyor ama bu kapsamda bunların dediğimiz gibi bir gerçekten nitelikli çeşit olarak devamlılığının sağlanmasında burada belediyelere veya tarım il müdürlüklerine o noktada iş düşüyor. Coğrafik işaret en azından ıslah programına alınmasa bile onun o yöreyle özdeşleşen o ürün için coğrafik işaret alınması da son yıllarda en güncel konulardan bir tanesi. Birçok Samsun içinde biz de özellikle Samsun'a 19 Mayıs ilçesinde Nebyen fasulyesi oldukça meşhur bir evet. fasulye çeşit. Dolayısıyla onun coğrafik işareti alınması konusunda üniversite olarak biz ilçe müdürlüğü ve belediye ile ortak bir çalışma gerçekleştirdik. Ve bu şekilde farklı yöreler için o türe ait bu yerel çeşitlerin hem tanınırlığının artması hem ekonomiye kazandırılması konusunda çalışmalar yapılabilir bu kapsamda. Tabii devlet ata tohumu kullanıyor mu diye çiftçiye destek veriyor diye soru sordunuz. Bildiğim kadarıyla böyle bir destek yok. Ama işte eğer coğrafik işaret alınmış bir ürün olursa daha çok insanlar buna yönelirse çiftçi bunu ekmekle diğer rakip çeşitlere göre artı bir avantaj sağlamış olabilir. Çünkü insanlar klasik ıslahla geçtiğimiz çeşitler de var. Biri 10 lirayken diyor ki Nebyen fasulyesini ben biliyorum lezzeti, aroması çok güzel. O fasulyeyi daha yüksek bir fiyatla satın alma eylemine gidebilir. Bu da ürünün pazarlanmasında etkili olabilir. Ama ata tohumu kullanıyor diye çiftçilerimize bildiğim kadarıyla herhangi bir destek yok Ali Tarif Bey. Evet hocam, şimdi bir izleyicimiz hocam dayanımını sormuş. Kalite ve verimden bahsettik. Şimdi dayanım deyince benim aklıma da şöyle bir soru geldi. Bunlar sizin bahsettiğiniz gibi yüzyıllarca bu topraklarda yaşamış çeşitler. Evet. Bu kapsamda da aslında bakarsanız artık adaptasyon süresini tamamlamış. Hı-hı. Bu bölgemiz şartlarına da alışmış çeşitler. Evet. Bu kapsamda dayanım konusunda herhangi bir artısı avantajı var mıdır? Dayanıklılık konusunda. Burada özellikle zaten yerel çeşitlerin o bölgede yaşam yeteneğini devam ettirebilmelerinde bu özellikle gerek biyotik gerek abiyotik stres faktörlerine karşı dayanıklı olması sayesinde bunu gerçekleştiriyor. Yani ıslahta şöyle bir kural vardır. Güçlü olan ayakta kalır. Yani doğal seleksiyon dediğimiz süreç içerisinde bu bitkiler de o coğrafyayla özdeşleşmiş, o ekolojinin adaptasyon yeteneği kazanarak bugün bakın özellikle Doğu Anadolu bölgesinde soğuklara dayanıklı genotipleri bulabilirsiniz. O bölgede işte elma, armut veya farklı meyve türleri içerisinde soğuğa dayanıklı olanlar hayat özelliğini devam ettiriyor. Ya da Diyarbakır bölgesine gittiğinizde işte kurağa dayanıklı bir karpuz çeşidinden bahsedebilirsiniz. Yani o bölgenin
kuraklık stresinde sulama yapılmadan bile yetiştirilebilen birçok tür var. Dolayısıyla o bölgenin mevcut şartları içerisinde en iyi adaptasyon yeteneği gösteriyor. Ama bunu söylerken yerel çeşitler tüm hastalıklara dayanıklıdır veya zarar. Böyle bir şey yok. Yani sadece o bölgede var olan yaşam sistemi içerisinde en iyi üstün performans gösterebilen genotipler olarak ifade edebiliriz. Tabii burada bizler bunları ıslahçılar olarak yerel çeşitleri özellikle gen havuzlarımıza alıyoruz. Nedeni şu, genetik çeşitlilik yüksek ve birbirinden o kadar farklı, aynı köy popülasyonu dediğiniz o şeyin içerisinde çok sayıda farklı niteliklere sahip materyalin aynı isimlerle anıldığını görüyoruz. Bakın, ben doktora tezimde taze fasulye popülasyonları ıslahı üzerinde çalıştım. Ve Karadeniz bölgesinde Ayşe Kadın fasulye olarak adlandırılan 18'in üzerinde materyal tespit ettim. Yani hepsi Ayşe Kadın olarak ifade ediliyor. Ama kimi erkenci Ayşe diyor, kimi 40 günlük Ayşe diyor, kırmızı Ayşe diyor. Yani farklı isimlerle yine o materyaller niteleniyor. Aslında bu çeşitliliğin var olması bizim çeşit geliştirmede en büyük avantajımızı oluşturuyor, yerel çeşitlerin. Bu kapsamda düşünmek lazım. Onun için biz bunları tabii kendi içerisinde dayanıklı ebeveynleri seçerek ileride hibrit çeşit ıslahında nitelikli genitörler olarak da kullanabiliyoruz Ali Talip Bey. Bu anlamda da önemli. Yani buradaki materyali biz kalite, bakın Ayşe Kadın fasulye ile ilgili yıllar önce bir proje vardı. Verimi düşük ama kalite özellikleri yüksek. Biz istedik ki hem hastalıklara dayanıklı çeşitlerle rekabet edebilsin, hem de hani biraz önce ifade ettik, ticari çeşitlere göre verimi düşük. İşte melezleme ıslah programlarıyla bunun verim potansiyelini artıralım ama kalite özellikleriyle devamı olsun ve bu şekilde üreticilerimize kazandıralım noktasında. Bu şekilde ıslah programlarında yerel çeşitleri kullanmak mümkün. Yerel çeşitlerle ilgili aslında bir şeyi atladık, şimdi onu paylaşmak isterim. Yerel çeşitlerin ticari anlamda tohum üretimini bizim 2006 yılında çıkan yasayla yerel çeşitlerin ticari olarak tohumlarının satılması yasak. Tek bir şart var, 2018 yılında çıkarılan yerel çeşitlerin kayıt altına alma yönetmeliğine göre tohumluk tescil sertifikasyon merkezi tarafından yerel çeşit olarak kayıt altına alınması gerekiyor. Aksi takdirde çiftçilerimiz bu yerel çeşitleri kendi ihtiyaçları için kullanabilir, çoğaltabilirler. Ama ticari anlamda bunların tohumluklarını üretmeleri mümkün değil. Onun için bu yerel çeşitlerin de kayıt altına alınması gerekiyor. Biraz önce ifade ettim, Tarım Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımız işte 37 tanesini kayıt altına almışlar ve bu şekilde ülke ekonomisine kazandırmışlar diye. Onun için burada yerel çeşitler çok önemli ama bunları ekonomiye kazandırma noktasında muhakkak olmazsa olmaz nokta kayıt altına alması büyük sorumluluk, önemli bir aşama. Buna dikkat edilmesi gerekiyor Ali Talip Bey. Hocam, bildiğimiz peki yerel çeşitler açısından zengin olduğumuz bir çeşit var mı? Yani yüzlerce, yani burada biraz önce ifade ettim, Ayşe Kadın dedik fasulyesi içerisinde bölgelerle özdeşleşen, işte bakın Samsun'da örneğin erikli fasulyesi diyor, Nebyen fasulyesi diyor. O türün içerisinde yüzlerce ekotip diyoruz aslında, bunlar yerel çeşitlerin bulunduğunu görebilirsiniz. Aynı şekilde yine lahana diyoruz, kendi içerisinde yaprak lahana ile ilgili, kara lahana dediğimiz lahana ile ilgili ben gen kaynakları topladım, yerel çeşitler bu bölgemizdeki. Ve inanın o kadar fazla isimlerle, farklı isimlerle adlandırılan genotip var ki bunların hepsini biz ıslah programlarında kullanarak koruma altına aldık ve bir örnek setlerini de biz üniversite olarak Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ndeki gen bankamıza gönderdik. Tabii burada sorun şu, bizim aslında en büyük noksanımız şu, benim kanıma göre Türkiye'deki var olan yerel çeşitlerin tam sayısını ve miktarını bilemiyoruz Ali Talip Bey. Yani bu konuda bakanlığın bir çalışma başlatması, yani kesin hangi türde ne kadar yerel çeşidimiz var. Bu aslında bizim
kültürümüzün, yani bu biraz önce ifade ettiğim farklı alanlarda kullanıyoruz. Bunların devamlılığı noktasında da büyük bir öneme sahip. O yüzden bizim geleceğe yönelik olarak bizim buradaki yerel çeşitlerin muhakkak sayılarını belirleyerek ve bunların kayıt altına alarak devamlılığını sağlama konusunda çalışmalara devam etmemiz gerekiyor. Türkiye bu anlamda dünyada en önemli biyolojik zenginliğe sahip olan bir ülke. Bakın, Avrupa kıtasındaki kadar daha fazla, ya Avrupa kıtasında yaklaşık 12 bin bitki türü var, bizde ise 10 bin civarında bitki türü var. Avrupa kıtasında bizde 3500 civarında endemik bitki var. Bitki türü. Yine bakıyorsunuz Avrupa'da 2750 civarında bitki türü var endemik. Dolayısıyla bizdeki var olan biyolojik zenginlik, biz aslında bitkisel miktar bakımından baktığınızda dünyadaki bitki türlerinin %2.6 gibi oldukça yüksek bir oranda bulunduran bir ülkeyiz. Ama burada işte bu var olan zenginliğimiz içerisinde değişkenlikler var. Bu da gene erozyonu dediğimiz şey. Bunu azaltabilmeye yönelik olarak bizim şunu yapmamız gerekiyor. Islah programlarında, klasik ıslah programlarına bu yerel çeşitleri entegre etmemiz gerekiyor. Yani burada yok olmasını istemiyorsak, biraz önce ifade ettim, bu elimizdeki yerel çeşitlerin sayısının miktarını belirleyeceğiz. Özellikle orijini Anadolu olan buğday gibi, tahıllar gibi, yine baklagiller gibi birçok türde yeniden bizim var olan çeşitliliğimizin korunması ile ilgili çalışmalar büyük önem taşıyor ve burada temel strateji bence şu olmalı: klasik ıslah programlarıyla geliştirdiğimiz çeşitleri, o verim potansiyeli yüksek olması veya diğer artı özelliklerini yerel çeşitlerin bu programlar içerisinde değerlendirmemiz, ebeveyn olarak kullanmamız gerekiyor. Bakın, bugün birçok firma köy tipi domates diyor. Köy tipi biberler, bakın, yasaya çıktığını görüyorsunuz. Evet. Yine eski karpuzları, köy tipi dediğimiz siyah renkli karpuzların yine artmaya başladığını görüyorsunuz. Bu anlamda bizim muhakkak hibrit çeşitlerin ıslahında yerel çeşitleri zaman içerisinde etkin olarak kullanmamız büyük önem taşıyor. Kesinlikle. Tabii hocam. Burada bir de bizim son yıllarda özellikle bu pandemi döneminde gördük aslında. Önemli hususlardan bir tanesi de sağlıklı gıda, fonksiyonel gıda ve bu anlamda da yerel çeşitler fonksiyonel bitki ıslahı için de önemli nitelikli materyaller. Bir de organik tarımında özüne en uygun genetik kaynaklar yerel çeşitler. Evet hocam, aslında çağımızda şu anda organik tarım ve sürdürülebilirlik çok önemli. Bu kapsamda yerel çeşitlerin önemi var mıdır organik tarım açısından? Organik tarımın zaten esasını, kullanımın başlangıcını yerel çeşitler oluşturuyor. Dolayısıyla organik tarımın özüyle en iyi uyuşan yerel çeşitler, bu adaptasyon yeteneğiyle. Uzun yıllar hibrit çeşitlerin kullanılması müsaade edilmedi 2004 yılındaki organik tarım düzenlenmesine kadar. Orada da koşullar muamele görmemiş hibrit çeşitlerin kullanılması. Önümüzdeki programda nasip olursa organik bitki ıslahını, organik çeşitleri nasıl elde edeceğimizi anlatmak isterim. Yani orada bu organik tohum eldesinde bu yerel çeşitleri nasıl kullanabiliriz? Onları orada bir sonraki programımızda ayrıntılı olarak anlatmak isterim, eğer şey olursa süre zaman tabii içerisinde. Organik tarımda biz özellikle kimyasal ilaç, gübre kullanılmadan da özellikle mevcut o ekolojide biz bu var olan yerel çeşitlerle en iyi kalite, en üstün verim potansiyeline ulaştırarak sürdürülebilirliği sağlıyoruz. Bu anlamda da organik tarımın özüyle de uygun olduğu için yerel çeşitlerin kullanılması ve devamlılığının sağlanması da büyük bir önem taşıyor. Çünkü özellikle sürdürülebilir tarımda geleneksel tarım sistemleri içerisinde organik tarımın da payı her geçen gün artıyor. Ve bu anlamda da en önemli organik tarımın özüne tarımsal girdi de bence yerel çeşitler, yerel tohumlar. Dolayısıyla bizim bunları biraz önce ifade ettiğim şekilde etkin olarak organik bitki ıslahıyla da organik tarımın özüne uygun olarak geliştirirsek bunları da yine tüketicilere, üreticilere kazandırmış oluruz Ali Bey. Kesinlikle hocam. Korumalıyız ama korumak da yetmiyor. Bunları değerlendirmeliyiz.
Çünkü ata tohumları, yerel çeşitlerimiz bu toprakların geçmişi ve geleceği bence benim açımdan. Bu kapsamda da hocam biraz geleceğini konuşalım istiyorum. Son olarak artık vaktimizin de sonuna geldik. Yani envanteri çıkarılması gerekiyor öncelikle benim gördüğüm hocam. Kayıt altına alınması gerekiyor. Elimizdeki varlığı bir bilmemiz gerekiyor. Bu kapsamda geleceği açısından neler söylemek istersiniz yerel çeşitlerin? Şimdi pardon. Öncelikle bu yüksek verimli hibrit çeşitlerin doğrudan doğruya kullanılması, sürekli olarak her geçen gün payının artması yerel çeşitlerin özellikle yerine geçiyor ve bunun sonucunda da maalesef eğer doğru şekilde biraz önce ifade ettim birçok kültür bitkisinde %50'nin üzerinde yerel çeşitlerde kaybın olduğu ifade ediliyor farklı araştırmalarda. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken nokta gelecekte gıda güvenliği açısından ve eşsiz bir kaynak olan bu yerel çeşitlerin ekonomiye kazandırılması ve devamlılığının sağlanması hususunda. Bunun için de biraz önce ifade ettim, farklı özelliklerdeki yerel çeşitlerin özellikle coğrafik işaret ve tescil çalışmalarının yaygınlaştırılması gerekiyor ve böylece ekonomiye kazandırılması mümkün olabilir. Yine özellikle yerel genetik kaynakların pazarda istenilen çeşitliliğin artırılmasında devlet desteği önemli. Biraz önce siz hani destek veriyor mu dediniz? Aslında firmalara da bu anlamda özellikle TÜBİTAK destekleri olabilir veya Tarım Bakanlığı bizim yerli tohum firmalarımızı bunu teşvik etmeye yönelik olarak yerel tohumlarımızın kazandırılması noktasında, bu yerel çeşitlerin kazandırılması noktasında teşvik imkanları sağlayabilir. Yine özellikle ıslahçıların mevcut elimizdeki genetik materyale erişim imkanlarının sağlanması noktasında da kolaylaştırılması büyük önem taşıyor. Çünkü yerel çeşitlere bizler üniversiteler olarak bile arzu ettiğimiz bir ıslah programında kullanmak istediğimizde bürokratik unsurlar çok fazla. Bu konuda kolaylaştırılması gerekiyor. Bizler inanın yurt dışındaki farklı uluslararası tohum gen bankalarından materyal getiriyoruz. İnanın bu kadar zorlanmıyoruz. O yüzden bizim üniversiteli olarak bizler zorlanıyoruz ki araştırmacıların bu anlamda işlerinin kolaylaştırılması noktasında devletimiz bu anlamda iyileştirme çalışmaları yapması büyük önem taşıyor. Yine biraz önce ifade ettim, etkin bir özel sektörün devamlılığı noktasında bu tohum gen bankalarının açılması büyük önem taşıyor. Onların da kullanımına açılması bu anlamda önemli. Çünkü bunların kavanozlarda durmasının hiçbir anlamı yok. Evet. Eğer bunları biz ıslah programında kullanamazsak, çünkü bize bu yerel çeşitler biraz önce ifade ettik, kültürel miras, emanet, atalarımızdan gelen bir emanet. Benim bunu çocuklarıma ulaştırmam, gelecekte onların çocuklarının bunu kullanabilmesi için zaman içerisinde hızla kaybolduğunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla bunları biz özellikle mevcut bulundukları yörelerde gerekirse yerinde koruma ve yine aynı şekilde devamlılığın sağlanması noktasında çalışmalar yürütmeliyiz. Üniversitelerde bu kapsamda yine çalışmalar yürütülüyor. Gen kaynakların toplanması, değerlendirilmesiyle ilgili ama bu konuda da yine üniversitelerin muhakkak özel sektörle birlikte bu çalışmalarını gerçekleştirmeleri hem üreticiye hem de tüketiciye bu çok kalite özellikleri yönünden üstün nitelikli, hatta biz ıslahçılar yerel çeşitlere eşsiz materyaller deriz. Bu materyallerin kazandırılması noktasında özel sektör ve TAGEM işbirliği bu anlamda önem taşıyor. Biz de üniversiteler olarak bu var olan genetik kaynakların korunması noktasında özellikle elimizden geldiğince bunu farkındalık oluşturmaya yönelik olarak eğitim toplantıları yapmamız, konferanslar vermemiz ve buna sahip çıktığımızı, tohumumuza sahip çıktığımızı insanlara göstermemiz gerekiyor. Biz de naçizane elimizden geldiğince farklı platformlarda aynı bu programda olduğu gibi yerel çeşidin önemi, tohumun korunması noktasında anlatmaya çalışıyoruz. Ama bunun farklı kanallarda daha çok etkin bir şekilde medyada yer alması geleceğe yönelik olarak bunların devamlılığının sağlanması noktasında
büyük önem taşıyor. Bu kapsamda inşallah bu kültürel mirasın devamı noktasında faydalı bir hizmet yapmış olduk bugünkü programla. Çok teşekkür ediyorum hocam. Verdiğiniz bilgiler çok önemliydi bu kapsamda. Yerel çeşitlerimizden, biyolojik zenginliğimizden bahsettik. Bu kapsamda tekrardan sizlere çok teşekkür ediyorum. Vaktimizin de hocam sonuna geldik. Verdiğiniz ben bilgiler teşekkür çok ediyorum. Önemliydi. Gelecek programda görüşmek üzereyle hem sizlere hem de seyircilerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli izleyiciler, Tarım ve Yaşam programımızın sonuna geldik. Yerel çeşitlerimizden, biyolojik zenginliğimizden bahsettik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle Köy TV'de kalın, köyde kalın. Hoşça kalın efendim.